Herkese merhaba. Bu videoda üzerimdeki bu elbiseyi nasıl diktiğimi anlatacağım. Bu elbise modeli benim bir süredir aklımdaydı ama kalıpsız yapmak istediğim için biraz böyle düşünmem gerekiyordu nasıl yapacağımı. Sonunda çok basit bir şekilde sadece bir tişörtü kullanarak bu elbiseyi diktim ve size bunu anlatmaya çalışacağım. Benim kullandığım kumaş siyah pamuk fisto bir kumaş. Siz bunun yerine poplin kullanabilirsiniz. İnce gabardin kullanabilirsiniz. Daha böyle omuzlarını falan daha kabarık durmasını isterseniz. Eğer yok ben istemiyorum kabarmasın derseniz krepler kullanabilirsiniz, viskon kullanabilirsiniz. Yani her çeşit kumaşa uygun bir model olacaktır. Bol bir tişörtten kalıp hazırladığımız için hiçbir şekilde pens yok, kup yok, hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Sadece şu yaka kısmına ve omuz kısmına lastikleri geçirerek bu şekilde oturan bir model elde ediyoruz. Ben benimkini kısa ve iki kat etekli yaptım. Siz bunu uzun yapabilirsiniz. Veya hiç etek yapmayıp bluz halinde kullanabilirsiniz. Oldukça kullanışlı bir model olduğunu düşünüyorum. Ben astarlı yapmadım. Giyerken bir jiponla veya astar etekle giyeceğim. Ama siz beline bir astar ekleyerek o şekilde de dikebilirsiniz. Şimdi hemen nasıl diktim ona geçelim. Kağıdın üzerine bana olan bir tişörtü katlayıp koyuyorum ve bu tişörtün kalıbını çıkaracağım şimdi. Kol altından itibaren 15 cm ölçüp işaretliyorum. Yaka kısmını da şöyle şuralarda bitireceğim. Yakanın başladığı yerden böyle 12 santimde keseyim. Bu çizdiğim şablonu ön ve arka parça olarak kullanacağım. Sadece arkada şu kısmı biraz daha kapalı yapacağım. Şimdi kol için bir kalıp çizeyim. Kağıdı bu şekilde ikiye katladım. Kolu bu şekilde yerleştiriyorum. Omuzu biraz daha yukarı alacağım şöyle. O yüzden birazcık modifiye ettim. Şimdi parçaları kesiyorum. Şimdi kolu biraz daha büzgülü bir kol yapmak için bir kalıp daha çıkaracağım. Kolun burasını büyüteceğim için kalıbı şöyle keserek parçalara ayırıyorum. Kolun üst kısmı bu şekilde büyümüş olacak. Şu aralıkları yaklaşık olarak aynı açmaya çalışıyorum. Böylece çok basitçe karpuz kol kalıbını ayarlamış oldum. Şimdi kumaşa bu kalıpları koyarak keseceğim. Böyle siyah pamuk fisto bir kumaşım vardı. Onu yaydım. Önce ikiye, sonra da dörde katladım. Kumaş katına gövde için kestiğim kalıbı koyuyorum. Ve etrafından çiziyorum. Şimdi bu iki parçayı beraber kesiyorum. Ön parça daha alçak olacaktı arka parçadan. O yüzden üst kısmından ön parçayı biraz kesiyorum. Şimdi kol kalıbını koyuyorum.
keserken şu orta işaretini birazcık yükselteceğim. Bana orası fazla düşük geldi. Bir de birazcık daha genişleteceğim. Şu üst kısmını bol büzgülü istediğim için kumaşın neredeyse eni kadar bir genişlikte kestim. Siz bunu daha az büzgülü isterseniz ona göre ayarlayabilirsiniz. Kumaşı yine önce 2'ye sonra 4'e katladım. Etekler için 2 tane kumaş eninde 35 cm uzunluğunda parça keseceğim. Bunlar ön ve arka üst etek olacak. Eteği iki katlı yapacağım için bir de alt etek kesiyorum. Bunun için de 16 santimlik 3 tane parça keseceğim. Kesim işlemim bu kadar. Öncelikle ön ve arka parçaların şu kol oyuklarına ve üst kısımlarına overlock çekiyorum. Aynı şekilde kol parçasının da tüm şu üst kısmına overlock çekeceğim. Elbisenin gövde kısmını ben bol bir tişörtten kestiğim için oturacak ne pensi var ne de bir kupu var. O yüzden şu roba kısmı oldukça bol kalıyor. Bu yüzden hem öne hem arkaya şöyle bir lastik tüneli yapacağım ve içinden lastik geçireceğim. Böylece bu böyle birazcık büzülecek ve daha iyi oturacak. Ben bunun için şöyle 1 santimlik bir lastik kullanacağım. Bu lastiğin geçeceği kadar şöyle ayarlıyorum. Ve bunu katlayıp şuradan bir makine çekiyorum. Böylece bir lastik tüneli oluşturuyorum. Bunu hem önde hem de arka parçada yapacağım. Şimdi bu 1 santimlik lastikten 2 tane parça keseceğim. Biri ön, biri arka için. Ön için şöyle 25 santimlik bir parça kesiyorum. Arka için biraz daha büyük keseceğim. Onu da şöyle 30 santim alayım. Ön parçanın da üst kısmına diğer lastiği geçiriyorum. Şu başlangıç ve bitiş noktalarına birer dikiş çekerek lastiği sabitliyorum. Şimdi kol parçalarını şu koltuk altından başlayarak takacağım.
Şu üst kısmı boş kalacak. Oralara da yine lastik geçirerek kolu omuzda duracak şekilde ayarlayacağım. Şimdi kolları bol olduğu için ben simetrik kestim. Zaten ön ve arka parçaların kol oyukları da aynıydı. O yüzden hani hangi kolu kullanacağınız fark etmiyor burada. Şöyle kol altından başlayıp ön ve arka parçaların yaka kısımlarına gelene kadar dikiyorum. Şimdi aynı lastik düneli işlemini bu sefer kolun şöyle burasına yapacağım. Böylece kol büzülecek ve omuz da durmuş olacak. Yine şöyle içeri katlayıp bir dikiş çekiyorum. İçinden lastik geçireceğim. Lastikten omuz için 33 santimlik iki tane parça kesiyorum. Omuz lastiklerini sabitlemeden önce giyip bir bakabilirsiniz. Ben birazcık daha aşağı indireceğim lastikleri, yani biraz daha sıkacağım. Hani 33 santim almıştım, belki 30 santim gibi alsam daha iyi olacaktı. Şöyle iğneyle tutturmuştum. Ve biraz daha sıkıyorum. Aynı şekilde diğer tarafları da sıkacağım. Ve şöyle üstten bir tane dikiş çekip artık lastikleri sabitleyeceğim. Gövdeyi bitirmek için şöyle kol ağzından başlayarak yan dikişleri kapatıyorum. Şimdi kol ağızlarına hem yakada hem de omuzlarda yaptığım gibi lastik tüneli yapacağım. Şöyle içeri katlayıp dikeceğim ve içinden lastik geçireceğim. Gövde parçam hazır. Kumaş eninde kestiğim etek parçalarını ayarlayacağım. Ben çok fazla bir büzgü olsun istemiyorum. O yüzden genişlik olarak 1,5 katı yeterli olacak. Şu gövdeyi ölçüyorum. Şimdi bu işlemlerin hepsini başta da yapabilirsiniz ama ben unuttuğum için başa döndüm şu an. Şimdi gövdenin genişliğini ölçüyorum. 56 santim gibi. 56'nın 1,5 katını alıyorum. 84 yapıyor. Şimdi ön ve arka etek parçalarını 84 santim olarak kesiyorum. 2'ye katlı olduğu için 84-42'ye düşeceğim. Dikiş payı ile beraber ben bunu birazcık daha fazla 44 alayım. Yani 88 santim eninde iki tane etek parçam olacak. Bunlar üst etekler.
Alt etek parçaları için de yine aynı oranda büzgü olsun. 88'in 1,5 katını alacağım bu sefer. Yani 132 santimlik 2 tane parçaya ihtiyacım olacak. Bu kumaşın eni zaten yaklaşık o kadar geliyor. O yüzden 3 tane kesmiştim alt eteği ama herhalde 2 tanesi yeterli olacak bana. Şimdi öncelikle üst eteğin şöyle yan dikişlerini çekip üst kısmını büzüyorum ve gövdeye ekliyorum. Üst eteği büzüp ekledim. Şimdi alt etek için kestiğim iki parçayı birleştireceğim önce. Sonra yine üstten büzüp üst eteğin alt kısmına ekleyeceğim. Alt eteği de bu şekilde ekledim. Şimdi son olarak etek ucunu şöyle iki kere içeriye katlayıp makine çekiyorum ve elbise bitmiş oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.